Orman yangınlarıyla devam edeceğiz. İki ilde Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangınları sürüyor. Hatay yangını ise kontrol altında. NTV ekiplerinin yangın bölgelerinden canlı yayınları devam ediyor. Oradan bizi bilgilendiriyorlar. Osman Terkan Çanakkale'den, Baran Bila da Hatay'dan son durumu ekrana taşıyacak. Önce Çanakkale'ye dönelim. Osman, alevlerle mücadele gece de sürdü. Son bilgiler neler? Alevlerle mücadele 40 saattir sürüyor. Yaklaşık 40 saattir ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyorlar Deniz Kilislioğlu ve şu anda sen de görebiliyorsundur. Sert rüzgar başladı. Sabah saatlerinde yoktu ama işte ekiplerin işini zorlaştıracak hava durumu bu. Sert rüzgar fırtınaya dönüşecek ilerleyen saatlerde. Meteorolojinin uyarısı bu yönde. Şimdi karşı cephe tamamen ağaçlık bir alan, orman. Ve ekipler az önceki yayınımızdan biraz daha ilerideyiz. Yaklaşık 1-1,5 kilometre ileriye geldik. Burası kritik bir nokta. Neden? Burası 5 köyün, yangından etkilenen 5 köyün orta noktası diyebileceğimiz bir alan. Ve sık ormanlarla, sık ağaçların bulunduğu bir ormanlık alan. Şimdi alevler rüzgarın da etkisiyle bakın yürümeye başladı bu yamaç boyunca. Şu anda helikopterleri görüyorsunuz. Yaklaşık bölgede şu an için 8 helikopteri biz görebiliyoruz. Burada görev başındalar ve Çanakkale Boğazı'na yakın bir noktadan su getiriyorlar buraya. Ve yoğunlaştı şu dakikalarda da onların da sortileri. Çünkü hem dumanı görüyorsunuz, yükselen dumanı, hem de yer yer alevler yükselmeye başladı. Çünkü sert rüzgarla birlikte o söndürüldü denilen, söndürüldü sanılan yerler, o için yanan yerlerdeki alev yeniden canlanıyor ve rüzgarın da etkisiyle alevler hızlı bir şekilde yürümeye başlıyor. Burası neden kritik bir nokta? Çünkü eğer burayı engelleyemezlerse, alevlerin gidişatını, gidişini engelleyemezlerse, bu ormanın devamında güney hattında büyük geniş ormanlar var. Hatta ucu bucağı yok. İşte o nedenle de şu an için ekipler bu noktaya yoğunlaştılar. Hatta şimdi siz de göreceksiniz, bakın peş peşe. Yani normalde aralıklarla geliyor helikopterler. 2 dakikalık, 3 dakikalık aralar koyuyorlar kendilerine ama şu anda bakın peş peşe 2 helikopteri de aynı kadrajda göreceksiniz. İkisi de hızlı bir şekilde o duman yükselen yere müdahale edecekler. Bir tane daha geldi, bir helikopter daha geldi. İşte bu alevler ilerlerse hem yerleşim yerleri tehdit altına girecek, hem de o korkulan olacak. İleride çok sık ormanlar var. Büyük alan, geniş bir coğrafya yayılı ormanlar var güney hattında ve işte büyük bir felakete neden olabilir. İşte bu felaket yaşanmasın diye de ekipler havadan, karadan müdahale ediyorlar. Şimdi bu ormanın sınır hattı, tarım arazileri, arazözleri de görebiliyorum. Orman işçileri de, onlar da hazır olarak bekliyorlar. Teyakkuz halindeler, ellerinde hortumlar çekmişler. Ve eğer o sınırdan, ormanın sınırından tarım arazilerine doğru yürürse alevler, onlar da alevleri kenarda karşılayacaklar. O hatta karşılayacaklar ki dün şunu gördük. Tarım arazilerindeki o geride bırakılmış samanlar da son derece yanıcı ki dün o samanların tutuşmasıyla, aynı bu şekilde öğle saatlerinde hızlı sert rüzgarın esmesiyle birlikte o alevler yürüdü ve köyler tehdit altına girdi. Dediğim gibi şu an için Çanakkale'de yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Alevlerle mücadele sürüyor Deniz Kilislioğlu.